Merhaba arkadaşlar, yeni aya Eylül ayına hoş geldiniz. Koç burcuyla başlıyoruz. Ne diyoruz? Ne sahalınız çıksın falınız. Ben canınıza bakıyorum arkadaşlar. Maddi ve manevi zor zamanlar geçirmiş olduğunuzu hissediyorum. Ama sıkıntılı günler geride kalacak. Mutlu güzel günlere başlayacaksınız. Bazen çok sıkılıyorsunuz, yavaş adımlarla yürümek istiyorsunuz. Böyle sıkıldığınız için bunalıyorsunuz arkadaşlar. Ama çok yakın zamanda eski bir arkadaşınızdan bir telefon gelecek. Birkaç haftalık böyle bir enerji depolama şansınız olacak. Bir kadın görüyorum arkadaşlar, bir şey gösterme çabasında size. Bu bir duygusal bir şey size başladığı ilişkisinden yahut boşandığı birinden bahsedecek. Bu konuda sizden destek isteyecek. Çok arzulu insanlarsınız. Her zaman yeni şeyler istiyorsunuz. Yeni şeyler keşfetmek istiyorsunuz. İyi de ağacı görüyorum arkadaşlar. Sağlam adımlar atacağınızı, yaşamınızda olumlu gelişimler yaşayacağınızı hissediyorum. Zoru seviyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar bazen hüsranla sonuçlansa da bu sizde bir fark yaratıyor. Size değer katan ve başkalarını da farklılaştıran bu azim sanırım sizi insanlardan ayıran. Ama yeri gerektiği zaman da zorluklarla baş ederken yanınızdaki çevrenizdekilerden yardım almanızı da tavsiye ederim. Dediğim gibi enerjinizin tükendiğini görüyorum. Yani böyle enerjiniz tükenmeye başlamış arkadaşlar. Ekim ayında maalesef yeni sorunlarla karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konuda üzgünüm. Kendinizi zayıf hissettiğiniz anda isminde T harfinde bulunan bir dostunuz sizi elini uzatacak, yardım edecek arkadaşlar. İçinden çıkamadığınız konu hakkında size sorunun çözülmesinde bir şeylerde yardım edecek arkadaşlar. Ekim ayının sonuna doğru elinize geçecek olan bir para elinizi kolunuzu bağlayan bir durumu ortadan kaldıracak. Bazen vazgeçmelisiniz arkadaşlar, bazen hayır demelisiniz, bazen affetmelisiniz, bazen cezalandırmalısınız, unutmalı, bazen de hatırlamalısınız. Bunda ne demek istediğimi şöyle anlatayım arkadaşlar. Geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği yaşadıklarınıza göre birazcık şekillendirmeye çalışın. Etrafınızda sürekli şikayet eden insanlar görüyorum arkadaşlar. Ve bu da sizin ruh halinizi etkiliyor. İstekli olduğunuz birçok konuda kendinizi ispatlamış olduğunuzu görüyorum. Eskiden kaçırdığınız bir fırsatınız varmış arkadaşlar. Bu tekrar önünüze çıkacak ve çok güzel sonuçlar olacak. Yeniden değerlendireceksiniz. Hayatınıza duygusal anlamda birileri gelecek arkadaşlar. Bekar arkadaşlar için söylüyorum. Bir
bir şeylere öncelik vermişsiniz ama bir şeyler önünüze çıkacak. Bir konuda öncelikler çıkacak ve öncelikleriniz değişecek arkadaşlar. Çevrenizde sizinle gurur duyacağınız bir şey, bir işe imza atacağınızı görüyorum arkadaşlar. Öyle güzel işi halledebileceksiniz ki sanki ünlü biriymiş gibi çevrenize takdirler kazanacaksınız. Arkadaşlar, açık kumral saçlı biri sizden bir şey saklıyor. Kötü bir şey değil ama yani kötü bir şey değil. Masum bir şey saklıyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan bakıyorum. Telefon görüşmenizin sıklaşacağı, konuşacağınız konuların kariyerinizle alakalı olacağı bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar kısa ve öz olarak güzel bir ay geçireceksiniz. Sadece Ekim ayında bir zorluk yaşayacaksınız. İnşallah onu da kısa zamanda atlatırsınız. Umarım falımı beğenmişsinizdir. Benden bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka bir burcun falında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tüm güzellikler sizin olsun.